Evet, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen, ki öyle gözüken, Okan Buruk, İstanbul'a da geldi. Artık hani resmi imzaların atılması bekleniyor. Galatasaray'a da, Galatasaraylı taraftarlara da hepsine şimdiden hayırlı olsun diyelim. Okan Buruk İstanbul'da. Neler söylersin Alinerciğim? Evet, Okan Buruk Paris'ten, Fransa'dan İstanbul'a döndü ve dün akşam gerçekten geldiğinde gözlerin içi gülüyordu. Evet. Her şeyi anlatıyor zaten o anlar, kameradaki görüntüler. Zaten Okan Hoca çok uzun süredir Galatasaray'da teknik adam olarak görev almayı, Galatasaray'a hizmet etmeyi çok istediğini dile getirmişti. Yarın ben resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorum ki sabah erken saatlerde Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da bir basın toplantısı olacak. Biz de canlı vereceğiz, O basın hatırlatalım. tabii ki Futbol Arena izleyicileri de o toplantıyı izleyebilirler. Çünkü Reklam futbolun girdi bu arada. başındaki isim, aynen biraz tabii ki reklam yapalım yani. Aynen, Futbol Arena'nın reklamını yapalım. Çünkü an be an bütün futbola dair bütün gelişmeleri zaten hemen hemen canlı yayınlıyor. Biraz kamu spotu gibi oldu. Devam edelim şöyle. Güzel oldu, Bu evet. toplantı önemli çünkü Galatasaray'da futbolun artık bir anlamda yönetimdeki yüzü, temsili Erden Timur olacak. O yüzden yarın yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor. Ve ben Erden Timur'un basın toplantısından önce ya da sonra Okan Buruk'un da Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyuracağını düşünüyorum. Artık zaten transfer planlamasıyla alakalı da Okan Hoca görüşlerini vermeye başladı. Son 2-3 gündür sürekli olarak Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la yakın temas ve görüşme halinde. Çünkü bildiğimiz gibi Sayın Başkan Dursun Özbek hem seçimden önce hem sonrasında Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'ın şampiyonluk hedefinin olduğunu söylemişti ve şampiyonluğu kazanacak bir kadro kurulacağını dile getirmişti. Bu noktada sarı kırmızı takımda ciddi değişimler yaşanacak. Özellikle orta saha hattında neredeyse Galatasaray takımının üçlü o merkez oyuncuların tamamının değişeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra sağ bek takviyesi yapacak, yerli bir sağ bek alacak Galatasaray. Stoper takviyesi yapacak ve son olarak da aynı zamanda forvet bölgesinde de, santrafor bölgesinde de Galatasaray bir değişime imza istiyor açıkçası. Yani iskeletin büyük çoğunluğu değişecek Galatasaray'da. Okan Hoca'nın özellikle istediği, planladığı bir şey var mı? Okan Hoca tabii ki orta saha takviyesi istiyor. En az 2 tane orta saha takviyesi istiyor. Çok açık bir şekilde. Aynı zamanda da yerli bir sağ bek konusunda Galatasaray yönetiminin görüşüne destek verdi kendisi. Çünkü bir anlamda yabancılaştırıldıktan sonra orta saha hattı, yani Berkay Aylan'ı sildiğiniz zaman ilk 11'den o zaman mecburen arkaya, yani savunma dörtlüsünden birini yerli yapması lazım Galatasaray'ın. Bu bölgede de hem Okan Hoca hem de Galatasaray yönetimi sağ bek mevkisini yerli bir oyuncu tercih etmeyi düşünüyor. Bu noktada da Galatasaray'ın ön plana çıkardığı 2 isim var. Birisi Kayserispor'da forma giyen 27 yaşındaki Onur Bulut. Diğeri de hem milli takımımızda hem Sassuolo kulübünde forma giyen Mert Müldür. Bugüne kadar Mert Müldür'le alakalı Galatasaray bir aksiyon almamıştı, yani bir temasta bulunmamıştı. Çünkü açıkçası maliyetleri baz alındığında daha uygun bir maliyeti, bonservis maliyeti bulunduğu için Onur Bulut için temaslarda bulunmuştu Galatasaray. Kayserispor kulübüyle de görüştü. Oyuncuyu istediğini dile getirdi ama Sayın Berna Gözbaşı önce 3 milyon eurodan kapıyı açtı. Galatasaray indirim istedi. Takasta oyuncu teklif etti aynı zamanda. Ancak Sayın Gözbaşı Kayserispor'un transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı takas fikrine sıcak bakmayıp bu gelirle transfer tahtasını açabileceklerini dile getirdi. Yine Galatasaray bir indirim bekledi. Takas formunu ortadan kaldırıp en azından bu rakamın 2 milyon euro bandına çekilmesini bekledi. Fakat birkaç gün sonra da Kayserispor Kulübü Başkanı
oyuncuya Trabzonspor'un da talip olduğunu, Trabzonspor'un da devreye girdiğini ve bu noktada bu girişimle birlikte de indirim ihtimalinin ortadan kalktığını dile getirdi. Yani Trabzonspor'un açıkçası Onur Bulut için hamlede bulunması Galatasaray'ın planlarını bozdu. Bunun üzerine Sarı Kırmızı Kulüp 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyip Bulut'u almanın yanına bir de Mert Müldür için temasta bulunalım. Acaba transfer şartları ne olacak diye. Şimdi Sassuolo kulübüyle bu transfer için bir görüşmede bulunacak. Aslında hep aynı noktaya geliyoruz. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani Mert Müldür tabii ki fiyat olarak daha pahalı bir oyuncu. Tabii. Ama Onur Bulut için rakamı istediği düzeye çekemediği için Galatasaray. Hani 3'e Onur'u almaktansa 5 ya da 6'ya belki Mert'i almanın daha doğru olacağını düşünüyor. Bu noktada da futbol direktörü Cenk Ergün yurt dışına çıkacak yarın itibariyle. Tabii ki en yoğun temaslarda bulunacağı ülke İtalya olacak. Çünkü İtalya'da Galatasaray'ın ilgilendiği birçok isim var. İşte örnek Mert Müldür Sassuolo, örnek Kaan Ayhan Sassuolo, işte Roma'da Eldor Shomurodov forvet oyuncusu, Lazio'da Vedat Muriç yine forvet oyuncusu. Birçok isim var. Peki, o zaman Migros Hemen'le günün manşeti sona erdi. Devam ediyoruz.